Yeni videonun açılışını yapalım. Şöyle almış olduğum pijama takımıyla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Beni de soracak olursanız çok iyiyim. Şöyle kargo sabah geldi ama daha böyle yeni açma fırsatım oldu. Esnek bir kumaşı var kızlar. Burayı etiketleyeceğim size. Yani daha doğrusu linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Üstü böyle sabahlık, şöyle askılı. Yüksek bel, esnek bir kumaşı var, bir beden büyük alın. Şöyle üstüm, yani çıkartmadan önce sizinle de bir paylaşayım dedim. Hem de videomuzun açılışında yapalım dedim. Çiçeklerim benim, papatyalı olarak aldım. Bunun karpuzlusu var, sadesi var. Linke tıkladığınızda görürsünüz. Kışlık pijamalar da gelmiş. Tüm ürünlerde de %30 indirim var. Şimdi reklam diye, ay reklam diye yazmayın sakın. Ama üstümdeyken göstereyim dedim. Siz de eğer, siz de alın isterim. Hani tabii ki beğendiyseniz, ben çok beğendim. Deminden Mikael'le gösterdim. Çok güzel olmuş Aysun dedi. Böyle üstüne sabahlığı al. Hani kışın. Ondan sonra evde dolaş işte böyle güzel güzel. Ay çok güzel valla, esnek mis. Uzun da böyle, sabahlık çok uzun değil. Birazcık diz üstü. Ha, diz üstü. Şöyle kemeri de var. Beğendiniz mi kızlar? Vallahi ben çok beğendim. Şöyle yakından göstereyim size. Çok rahat ya. Sanki böyle üzerimde yokmuş gibi. Şöyle. Hadi ben şimdi içeri geçeyim. Mikael çekirdek kalmış. Çekirdek çıtlayacağız. Ama önce bir kahve yapacağım. Bir kahve keyfi yapalım. Ondan sonra da çekirdeğimizi çıtlarız. Şimdi kahve yapacağım ama kahvelerimizi kim yapacak? Tabii ki Ayşun. Tabii ki sen. Sen yapacaksın. Gel. Hayatım, ben kahve yapmayı ne gibi beceremiyorum ya. Mikael makine yapıyor. Bak, bu konuşmayı daha önceden de yaptık seninle. Gelir misin? Sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Okey açtın değil mi? Sen nereden geliyorsun şimdi? Ben biliyorsun ki bugün nereden geldiğimi söylememe gerek yok. Tamam, onu biliyorum. Sonra uğradın mı kahveye? Hiç uğramadım. Hiç? Hiç. O zaman bu akşam sabaha kadar o zaman okey mi oynuyorsun? Yok, şimdi. Gel kahve yap, hadi gel. Hadi hem okey oynarken gel kahve yap. Ben sade alayım canım. Yanına da çikolata koyarsan sevinirim. Ben beceririm. Kalk dedim. Kalk gel buraya. Lütfen ya, şöyle orta şekerli bir kahve yap da içelim ya. Hadi. Hadi canım. Niye sen yapmıyorsun? Ben beceremiyorum işte, sıkıntı orada. Beceremiyorsun değil. Allah iki el vermiş. Kafa Başka vermiş. Şeylere kullanıyoruz biz. Ne? Bak, lambayı da yapacaksın. Onu da yapmadın. Kahve yapar mısın Mikael? Mikael kalkıyorsun. Hayır. Mikael, o kahve yapmazsan valla küserim Mikael. Üçe kadar sayıyorum. Şuraya şeyini koy, telefonunu koy. Bir. İki. 2.20. Bak, kameraya çektim diye değil. Heh, 3. Ve Ne yapıyorsun şimdi? kadın kazandı Aysun. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi iki kişiyiz ya. Hmm. Heh, kahveyi dök. Kaç tane? İki kişiye kaç tane olur? İki tane. Heh. Bir. Hiç eline de yakışıyor mu ya? Şey gibi tutuyor. Tamam. Tamam. İki. Tamam, bu kadar. Şeker. Yok, şekersiz çözüyor. Biraz salla şunu. Ay, ışık çok şey yaptı. Şuradan düğmesine bas. Nerede düğmesi? Bak, açıyoruz. Daha düğmeyi bilmiyor. Aşağıda Mikail düğmesi. İki kişiye nereye basacaksın? Bu kadar ya. Isınmış mıydı? He? Su ısınıyor Mikail. Bu kadar da sistem gelişmedi. Fincanları da getir. Hadi bakalım. Ondan mı ben getireceğim? Herhalde kahveler kocamın elinden. Kız vallahi abi, bir bunu yaptı, bir de geçen kış yaptı. Bu iki oldu yani. Bir daha olmaz. Her seneye bir kere. Getir bakalım. Hangi mi? Bunların çay tabak önemli bir hikaye. Çay tabaksız olmaz. Hadi çikolatayı da ben koyayım. Nerede tabakları? He? Tabakları nerede? Orada. Niye ayrı yerde bunlar aynı yerde Bak, durmuyor? şu tarafta, en üst, şu. Aha, en üst. Veya ağaçları da verebilirsin. Ağaçları. Şunları da. Hayır, takım olacak.
Ben öyle içemem. Hadi. Ben takımsız içemem. Bak dikkat et. Maden suyumuz var mı? Var. Yok. Yok. Hadi markete git bir de maden suyuna. Başka bir emrin? Maden suyusun. Dur bari ben dökeyim. Herhalde sen dökeceksin. Ben mi dökeceğim? Şimdi oldu mu kahve? İki de çikolata koyalım. Lokum da istiyor musun? Yok. Bak. Dıt dıt yapacak. Sonra dıt yapacak. Orada alacaksın. Tamam. Ama su döktü onu. Mikael pişiriyor kahveyi. Bilerek mi yapıyorsun? Bilerek mi yapıyorsun bunu? Bunu bilerek mi yapıyorsun? Ha? Dur şimdi. Paralar bende şeker var herhalde. Vallahi ne var bilmiyorum. Geçen kahvaltıda deli gibi şey arıyor. Bak. Reçel arıyor. Oldu mu? Ha pardon. Ha şimdi alabilirsin. Bu anı hep birlikte ölümsüzleştirelim. Biraz salla salla. Hayır, yani şöyle salla. Diğerine dök, diğerine. Aferin sana. Şimdi diğerine salla azıcık. Azıcık. Vallahi Mikail. Hadi seni istemeye gelelim. Allah'ın emri peygamberin kalbi. Bayağı köpüklü yaptım. Aa, makinem güzeldir. Hatim nerede içelim? Salonda mı içsek? Dur ben oturayım ama bir dakika. Sen öyle getir. Karı koca yalnız kaldık mı? Evcilik oynuyoruz işte. Edi ile Büdü. Ne edeceksin? Dur şöyle oturayım her zaman. Mikael şurada oturuyor. Evet. Bacak bacak üstüne dağıttım. Hayatım getirebilirsin kahveleri. Doku bile yere getiriyorsun. Ay boyuna pasına maşallah. Kahve yemenden gelir. Oğlumuz da çok beceriklidir. Aman da aman. Hayatım şu senin bak. Karıştırma. Dur, dur. Şu benim şu senin. Dur dur bir dakika. İçine bir şey koymuş olabilirim. Aa, sen şimdi tüm erkeklere ay, örnek ay, oldun. Ha, olsun 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 o da... Kusur olsun. Kızmayacağım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar eşlerinize kahve seviyorum seni Mikail. Evet. Bir mukabil. Evet. Evet. Hayır dön. Dur. Biraz şımarayım kız. Değil mi? Azıcık şımarmak da güzeldir. Evet. Senden evet. Senden de duyalım ya. Seviyorum seni canım. Karı koca kaldık böyle yalnız. Yani Mustafa aradın mı mesela? Arayacak o birazdan. Saat 10'da. Ha, ana ne yapıyorsun diyor. Ama bir tuhaf oluyor lan insan. Ne bileyim her taraf derli toplu. Evde hiç çit yok bak biliyorum. Ha. Ha. Ne yapalım? Sonumuz böyle hayat maalesef. Güzel bir şey. Bugün de kızlar Mikael cenazeye gitti. Polis arkadaşları vefat etti. Allah da mekanı cennet eylesin. Amin. Sen amin. Nereye şey yaptın? Alanyurt mezarlığına. Aa, kaç yaşındaydın Mikael? Çocukları nasıl ağlıyor ya? Benim yaşlarımda. Kaç? Çocuklar da o zaman 25 vardır. Çocukları biri 23 yaşındaymış, biri 19 yaşında. Ah kuzum benim. İkisi de erkek mi kızım? Biri kız, biri erkek. Nasıl ağlıyordu? Tavuda salır sallırlar öyle. Şey mi? Erkenden tedavi mi geç kalınmış mı? Çok. Ya geçen yıl işte bu zamanlar mide rahatsızlığından dolayı şey yaptı. Hı. Ondan sonra o gidiş gitti yani tedavi medavi olmadı işte ya mide kanserinden gitti. Ay Allah mekanı cennet eylesin. Amin. Amin. Maalesef işte hayatın tek gerçeği. Trafikçi miydi? Yok. Hayatın tek gerçeği bu maalesef yani. Yaşadıklarımız sadece birer film. Ha vallahi film. Aslında bunlar bir film. Evet. Öyle. Şu anda bir filmin içinde oynuyoruz sadece. Ay dur neyse konuyu değiştireceğim. Bazen böyle yatağa yattığımda böyle çok şeye giriyorum böyle bunalıma. Evet. Senin de aklına geliyor mu? Çok. Hemen beyninde o fikri değiştiriyor musun? Ben değiştiriyorum onu. Nasıl değiştiriyorum? Nasıl beceriyorum? Yani hemen diyorum başka bir şey düşüneyim. Bu ara çok yorgun oluyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Hadi kahvemizi içelim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Herkese benden kahve.
Kendi kahveni iç. Kendin yapmış gibi iç. O zaman yarın sabah kahvaltıyı da sen hazırla. Başka bir emrin var mı canım? Yo. Öğlen yemeğini. Keşke akşam yemeklerini de Akşam yapsan. yemeğinde ben işe gitmeden önce hazırlarım. Ay ne güzel olur. Tamam. Kadir Ezildi'yi bilmiyor musun? Ben kimseyi bilmiyorum. Ben sadece kendimi bilirim. Of ne güzel iş yapıyor ya. Ha. Akşam yemeklerini yapsan ne güzel olur. Tamam. Hiç mutfağa bir merakın olmadı mı? Olmaz olur Hiç. mu? Hayır, hiç olmadı mı bu zamana kadar? Sadece yemek yemek için çok seviyorum. Sen yemeğe de çok düşkün değilsin. Karnın doysun yeter. O Hep yapılsın. arkadaşlar şey diyor, seni izleyenler. Aysun'un bu kadar şey yapıyor, bunları kim yiyor diyor. Sen yiyorsun. Ben birden yemiyorum ki. Heyder Bey. O geldi yaptıklarımı. Siz nerede yiyorsunuz yani aynı ev Yiyoruz içinde? canım. Ha. Bir sabah seni kahvaltıya götüreceğim. Nereye? Nokta. Valla. Aa. Bir gün önce söyle bana. Ha, sen de bir şey Ben de bir hazırlarsın. şey hazırlarım. Ne Tamam. hazırlarsın? Ne bilen bilmem mayalı bir şey yaparım. Börek yaparsın. Mayalı bir şey yaparım ya. Börek. El açması yapamam. Niye? Ay yok. Ay Mikel bana ne oluyor? Ben el açması börek yapıyorum arkadaşlarım. Hatta çok da güzel oluyor. Ama artık böyle her şeyin en kolayı, en pratiği, en basitini seviyorum. Bana ne oldu ya? Yaşlandırmış olmayız. Hayır yaşlanmadım. Yaşlanma kelimesini lütfen kullanma bak sevmiyorum. Yaş alıyoruz evet de ben artık her şeyin yemekte bile en kolayı en pratiği. Eşyanın en azı. Mesela bana diyoruz bana diyenler oluyor. Masa al buraya. Masa alma. Burayı alma. Gerek yok ki. Ay yok bir de onu mu sileceğim Mikel sandalye mandalye. Masası. Aslında evet masa güzel bir şey. Salonda ama büyük de konuşmayayım şimdi bilemem. Ama eşyayı bile bakın. Mesela şurada hiçbir şey yok. Boş. Hatta geçen birisi yazmıştı. Neden orası öyle çok sade? İstemiyorum, sevmiyorum artık. Önceden ne kadar çok ıncım cıncım vardı, değil mi? Dizerdi Aysun Hanım şöyle Ay dönersin. dizerdim böyle neler neler yapardım. Şimdi de az Ama olsun öz sadece olsun. bir keydir ya. Ay Sadece bir yok. keydir. Mesela diyorlar çıtaların arasına tablo koy. Asla kızlar. Ve bu arada yaptırdığıma da hiç Hayatım pişman değilim. resimlerimizi şey yapalım. Duvar kağıdı yaptıralım. Bir, iki, üç, dört. Tabii canım. Sürekli sana bakarım. Tanesinde düğün fotoğrafımız olur. Sonra Tabii. diğer tane. Sonra da orada çocuklarımız Yo olur. yo. Buraya bir tane mimar geldi. Ben olsam çıtaları renk renk boyarım. Dedim yok sen boya ben boyamam. Böyle Ama sade. karmakarışık oluyor. Yok yok güzel güzel. Yani diyeceğim o ki az olsun öz olsun. Keşke şuraya ses sistemi de koydursaydın Aysun ya. Nereye? Şu ışıkların yerine Sen koydur Mikail. bazı ses. Ha? Ben uğraşamam şu an. Ersin diyor ki bu kadar her şeye para buldun, bir avize mi alamadın diyor. Evet doğru söyledi. Niye bir avize almıyor? Of. Gerek yok ya. Işık Her yeter. yer ışık. Daha ne ışık? Ay keşke onu yok etseydim. Ama yok gerekiyor bir tane. Tane alalım şöyle spot. Işıklar var ya spot böyle. Spot değil. Burada bir tane avize vardı. Hatırlıyor musunuz? Eski üçlü lambalı Ha. ahşap. Onu ben üçünü yaktım mı ikisini senin gözlerin pörtlüyordu. Bak şimdi kaç tane birden yanıyor. Ama şey bunlar fazla yakmıyor değil mi? Yok elektrik faturamız öyle çok gelmiyor. Normal geliyor. Ne kadar? 500-600. İyi. İyi, Bilmem. iyi, iyi değil mi? Bilmem. Vallahi Kimseyle bilmiyorum. kıyaslamıyorum ki. Bilmiyorum ya. Ben Size ne faturalar. geliyor diye sormuyorum ki. Size ne geliyor kızlar? Biz öyle geliyormuş. 8 dakikadır konuşuyoruz. Evet. Bugünkü vlog nasıl olur bilmiyorum. Açılışı pijamayı gösterdim o şekilde. Şimdi tekrardan bir göstereceğim kızlar askı detayını filan size de. Ayrıldı sen beğendin değil mi? Güzel. Ay kahve soğudu. Ben kahveyi içeyim. Ondan sonra artık sabah buluşuruz herhalde. Çünkü biz çekirdek çıtlayacağız değil mi? Hadi. Olabilir. Hadi Ben çekirdek ağzımda çıtlayalım. bulaştırmak istemiyorum da. Çekirdek çıtlayalım hadi. Midem bulanıyor bir şey benim. Efendim. Aha, çıkacağız çıkacağız. Dur şurayı bir halledeyim.
Kızlar, hepinize hayırlı günler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu iki günlük bir vlog olacak. Bugün zaten böyle az bir çekim yapacağım, pazara gideceğim. Almam gerekiyor biliyorsunuz, patlıcandır, biberdir, biraz domates. Belgin'de yedim ya, ondan yapacağım inşallah. Allah nasip ederse. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle toparladım, sofra bezini de üzerine serdim. Sonra zaten balkonu da yıkadım sabah erkenden. Şöyle saate göstereyim. Saat 9'u... Ay bu saat yanlış değil mi? 9'u 20 geçmiyor. Doğru, dün ben fişini çekmiştim, saat ayarı şey oldu. Hadi burayı hemen ben doğrulayım. Mikail Bey, pazara mı gidiyoruz şimdi? Gidecek miyiz? Evet, gideceğiz. Ben de bekliyorum. Sen git arabayı çalıştır, geliyorum ben. Arabanın neyini çalıştırayım ben? Olsun, orada hazır kıtada beni bekle. Yakıyor araba çalıştığı yer, haberim var mı? Arabamın kapısını da açarsın, tamam? Tabii. Hadi ben çıkıyorum. 5 dakikam var, 5 dakika içinde inmezsen Abbas yolcu. Abbas nereye yolcu? Makinamız da bitti. Bunu ben geldiğim zaman dışarı asarım. Şimdi asamam, bekletmeyeyim. Arkadaşlarım, şimdi size de çekeyim. Böyle dün ben üstümde giydim ama bakın, böyle bir üst. Bir beden büyük aldım. Askılı. Ev sıcak oluyor. Alt kısmı, Allah'ım, o kadar böyle baktım. Ben yüksek bel giyinebiliyorum ve esnek kumaş. Bu normal kumaş pantolon da aynı şekilde, kot da aynı şekilde. İlla o pantolonda esneklik olacak, pijamada da. Ve ben pijamalarda hep bir beden büyük alırım. Esnek giyiyorsunuz üzerinize, yok gibi. Üstüne sabahladık. Çok şık ya, valla. Çok beğendim. Şöyle bir kurdalesi de var. Yarım kol, şöyle dantel. Küpür mü? Bakın böyle bir detayı var. Onda da güle güle giyineyim. Hadi ben çıkıyorum. Şimdi biz park edecek bir yer bulursak. Şu çıkıyor. Yok, giriyor mu çıkıyor mu? Şu çıkıyor Mikail. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Mikail, ben buradan alayım. O 3 liraya geçmiyor. Şöyle. Onun 3 liraya geçmişse benim. Oho. 5 alırsın ben de, bir şey olmaz. Yok, daha nasıl? O kadar kızartamam ben. Şimdi o zaman 50 lira kilosunu alırsın bunu. Biliyor musun? 50 lira olacak bu kişi. Belki fazla. Tabii canım, biliyoruz. Ne kadar o? 3 kiloya geçer. 3 kilo olsun 56, abi. 56-55 lira. 3 kilo olsun. Tamam. 3 kilo olsun ya. Tamam. O zaman 3 kilo. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Vallahi. Şimdi biber alacağım. 50 TL bunun kilosu. Geç. Bak şu biberler çok güzel. Ben alacağım şeyi. Kızlar, şöyle 50 liralık da biber aldım. Bundan da 3 kilo alıyorum. 3 kilo patlıcan, 3 kilo domates, 2 kilo da biber aldım. Oradan alsam, buradan alsam. Pazarımızı yaptık. Ne kadar harcadık? 50 TL'den aldım turşuyu, 3 kilo aldım, bir de o acıdan aldım kızlar, 10 liralıkta 160 TL turşuluğa verdim, emniyet kemerini takacağım. Sonra işte diğer malzemeleri aldım, fakat bugün yapmam, sabah erkenden başlarım kızartmaya. Bergin diyor ki gazan mübarek olsun, vallahi öyle. Turşuluk da alayım dedim, hani yapayım, sıcak suyla mı yapayım, soğuk suyla mı? 1 litre kavanozlara yapmak istiyorum, onlara göre yapayım. Bakalım artık arkadaşlar. Gelmişken onu da aradan çıkartayım dedim. Şöyle salatalıkları da döktüm. Şimdi bunlar yıkanacak. Ama ilk önce yapmam gereken bazı işlerim var. Buralar böyle ama nasıl? Beğendiniz mi siz? Yeni sabah toplandı dedi adam. Evet, şöyle hazırladım. 3 kilo patlıcanımız. Ay Allah'ım. Ben var ya, İki tencere mi kızar sanki? Ay nasıl yapsam? Bir tane kızartma tencerem var. İki kızartma tenceresine kızarsam işim sanki daha çabuk biter. Air fryer'da yapın diyorum ama air fryer'da daha çok zamanımı alır. Bir de o kızartmanın o güzel tadı da daha bir güzel oluyor sıvı yağda. Biberi bir kilo eksik aldım. Şöyle.
Domates aldık. Bunu da bunda kullanacağım. Sarımsak aldım yine tekrardan, evde vardı. Sonra ay mandalina gördüm. Mustafa da o kadar seviyor ki. Önümüzdeki hafta aldırayım geldiği zaman da. Ama yo, yurtta yasak maalesef. Bir de bakın şundan aldım. Bunu buna şey yapacağım. En acısı hangisiyse onu ver dedi. İnşallah doğrudur. Şunlardan bunu salatanın içine koyacağım. Kızlar birebir ölçü yapacağız. Ama ilk önce benim kavanoz, büyük kavanozum eksik. Onu almam lazım. Dip markette uygun aslında. Şöyle kırmızı biberim eksik de evde. Doğrayıp da koyabilirim. Kullanabilirim de. Salatalık aldım. Bu arada videoyu kapatacağım kızlar. Dolma biber. Aynen, pazar alışverişimizde böyle. Birebir turşu tarifi vereceğim. Bunu yaparken göstereceğim. Sizler de hazır alın, bulundurun. Yapmadıysanız yapın. Tadına doyum, yani tadına doyum olmuyor. Öyle söyleyeyim ben size. Çok beğendim. Bugün Bergen'e gittiğimde benim midem, bağırsaklarım o kadar kötüydü ki, böyle affedersiniz, böyle doya doya yiyemedim. Yedim ama böyle doya doya yiyemedim. O yüzden böyle aklımda da kalmıştı. Öyle arkadaşlar, şimdi telefonu kendime çevireyim, videomuzu kapatalım. Güzellerim, şimdi videomuzu kapatıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için, happy puanlamalar için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Dün arkadaşlarımdan birkaç tanesi yazmış. İyi ki hatırlattım, unuttuk diye. Unutmayın canlarım. Gerçekten beğeni ve yorum sizi, bizi çok fazla kişinin önüne çıkartıyor. Desteklerinizi esirgemeyin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sizin de yapmış olduğunuz tüm kış hazırlıkları, emeklerinizi Allah'ım sağlıkla tüketmeyi nasip etsin. Hepimiz arkadaşlarım sağlıkla tüketelim. Öptüm sizi. Görüşürüz.